Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Burdur Bucak'tan sesleniyoruz. Yanımızda yöresel ürünler sektöründe faaliyet gösteren Nermin Hanım var. Nermin Hanım'dan değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Nermin Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz yöremize. Ürünlerimizi tanıtacağız sizlere. Teşekkür ederiz. Burdur gerçekten çok güzel bir yer. Sadece çok sıcak. Ürünlerinizden bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Hangi faaliyetleri gösteriyorsunuz? Burada yöresel ürünlerimiz olan tarhana, bulgur, çanak ekmeği, tatlılarımız var, baklavamız, sarı burmamız, onları yapacağız. Yöresel ürünlerimizin doğal, kendi bahçemizden ürettiğimiz ürünlerle yapmayı düşünüyorum tarhanamızı. Özellikle bizim meşhurdur buranın tarhanası. Onları yöresel ürünler yapmayı düşünüyorum bu yerde yani bu. Tamamen yöresel ürünleri kendiniz yapacaksınız, hazırlayacaksınız. Bucak tarhanasının özelliği ne peki? Bucak tarhanası çok özel bir tarhana. Çok çeşit var içinde, çok katkılı yani vitaminli, besleyici çocuklar için özellikle. Biz burada mamadan sonra ilk başladığımız şey çocuklara tarhanadır yani küçük bebeklere. İçinde çok çeşit var. Domates, biber, nanesi, dereotu, buğdayı, arpa unu, değişik unlar kullanıyoruz yani farklı şeyler. Tahıl bakımından yoğurt ve bunu ekşitme usulüyle bir aylık bir süreçte yapıyoruz. Eski atalarımızdan gelen özelliklerini koruyarak elde ediyoruz ve bunların tamamen ham maddesini kendi bahçemizden imal ediyoruz, üretiyoruz. Çok güzel, her şey tamamen doğal. Tarhanayı da burada siz öğütüyorsunuz. Değerli seyircilerimiz, şimdi bahçemize geldik. Çok güzel bir bahçe, çiçekleriyle erik ağaçları var burada, ceviz ağaçları var ama biz domates için geldik. Bahçemizde şu anda domateslerimizi kendimiz üretiyoruz, biberlerimizi kendimiz üretiyoruz. Bunları tarhanamızın içinde birazdan kullanacağız. Domateslerimizi görelim öyleyse. Değerli seyircilerimiz, şimdi Nermin Hanım'la birlikte tarhanamızı öğüteceğiz ve tarhanamızın yapım aşamalarından bahsedecek Nermin Hanım bizlere. Merhaba, burada önce tarhanamızın buğdayı var. Buğdayını öğüterek başlıyoruz işleme. Bu bizim yöresel tarhanamızdır. Bunu bu değirmende öğütüyoruz. Daha sonra diğer işlemlerine geçeceğiz. Ben size bahçede göstereceğim bunların yapımını. Nermin Hanım'la tarhanamızı yapmaya başladık. Ne yapıyoruz efendim? Burada dereotumuzu, tarhana otumuzu suyla kaynattık bol miktarda. Daha sonra biraz önce makinede kırmış olduğumuz buğdayları bununla haşlayacağız. Şimdi buradan sudan alıyoruz. Göcemizin üzerine döküyoruz. Biraz önce makinede kırmış olduğumuz göcelerimizin üzerine. Şimdi göcelere ilave ediyoruz. Bu haşlanıyor yani bunu biraz şişireceğiz. Normal su, saf su kullanmıyoruz. Hayır, saf su değil. Bu koku vermesi için tarhana otu diye bir otumuz var. Onu kaynatıyoruz. Dereotu yani bir diğer ismi de. Onu kaynatıp bununla şişiriyoruz önce bu göcemizi. Tadında bir etkisi oluyor mu ya? Tabii, yoksa sadece veriyor. Bu tarhanaya aroma veriyor yani. Tarhananın aroma veren bitkisi bu. Tamam. Bunu biz bir hafta böyle çuvallarda şeylerde mayalandırıyoruz. Daha sonra tekrar çuvala döküyoruz. Ondan sonra bir aylık bir süresi var bunun. Bir ay süresinden sonra kurutmaya alıyoruz. Ondan sonra... Bir ay bekliyor bu şekilde. Evet, aynen bir ay mayalama yapacağız. Serin bir yere koyup çuvallarla mayalayacağız. Daha sonrasında da kurutma işlemine geçiyoruz. Güneşte kurutup eliyoruz sürterek kendi elimizle makine kullanmadan. İnceltilmiş çorbalık hale getiriyoruz. Şimdi diğer bahçeye geldik. Nermin Hanım bu bahçedeki ürünlerle turşu yapacak. Bu arada çok güzel bir salatalık. Orada domates, her şeyin bütün meyveler var. Biraz faydalanayım dedim. Nermin Hanım. Afiyet olsun. Burada lahanalarımız, karnabaharlarımız var. Güz aylarında buradaki lahana ve karnabaharları kendi bahçemizden alıp dükkanımda turşu olarak değerlendireceğim. İsteyen herkese turşularımdan gönderebilirim yani Türkiye geneline vereceğim. Yöremizde kullanılmak üzere turşu olarak değerlendireceğiz buradaki ürünlerimizi. Bu doğal ürünler için Nermin Hanım'a ulaşın. Nermin Hanım'a verdiği değerli bilgiler için, verdiği değerli hizmetler için çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, ürünlerimizi tanıttığınız için. Tüm dostlarımızı, tüm hemşerilerimizi, bütün vatandaşlarımızı Özgün Gıda Instagram sitesinden bütün Türkiye'ye ürünlerimizi göndereceğiz. Bunları duyurmak istiyorum. Herkesi bekliyoruz efendim.